tanıtırken ben bağlantısını yapıyorum. Kendim zaman kazanmak için, ben de zaman daha ilerlediğim için sunumlardan daha değerli bilgilere zaman özgeçmiş gibi geçmek istedim. Dostlar merhaba. Biliyor bu gazda, Gönül Gazetesi'nde gazetecilik yapıyorum. Çevrede yaşayan birisinin çevreye duyarlı olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Biz Blokgaz'da, Blokgaz Trakya'nın ortasında ve bütün çekilen sıkıntıların hepsini fazlasında yaşadığımız bir yer. Az evvel avukat arkadaşım da konuşurken aklıma şey geldi, Entelköy Efeköy filmi geldi. Sanırım hepiniz izlemişsinizdir. Çok ilginç bir film. Trakya'nın Türkiye'nin orta yerisini ama İstanbul'da da değil. Garip değil, mahsulunu buyurmayın ama araba demişti Kur'an Veli. Aslında Blokgaz'ın çevre sorunları değil de Trakya'nın orta yeri sinema diye başlayacak yok sorunuma. Fakat film sinema oynuyor, devam ediyor. Fıkıp usanmadan matine suyarı izliyoruz. Tamam. Bana da verebilirim şimdi. Bir minibüs arkası, bunu Blokgaz'dan çektim. Blokgaz'dan çektim, çok ilginç bir şey. Bizim Turgut'ta sen var mı? Biz bu şeylere, kulelere, soğutma kulelerine o yaptığı için aklımıza hep o geliyor. Altında da bizim Türkiye'nin hemen hemen her yerinden fazla çıkan ayçiçeklerimiz ve iki tane bacanın arasına şeyi koymuşlar, korumaya adres koymuşlar. Allah korusun diyor. Bu resimde bir gurur ve korku birbirine karışmış durumda. İlginç bir fotoğraf bence. Ben lise sırasında kimyayı severdim. Kimya Hamit Abad'la birlikte yaşamımıza girdi. Hamit Abad'dan önce Blokgaz'da etkileyen kirlilikler Ergen'in evi başta olmak üzere Hacer Hanım söz etti ondan. Ben de katkıda bulunacağım ona. Hamit Abad doğalgaz çevrim santralı, kombine çevrim santralı ve çevrede yapımına izin verilen diğer santrallar. Bir de yerel yönetim uygulamaları, planladıkları ve Blokgaz Deresi diye bir başlığı var. Ergen Nehri 283 kilometrelik bir akarsu, 2037 sanayi kuruluşunun yerel yönetimlerden kaynaklanan atık suların etkisiyle debisinin 3 katı sıvıya ulaştığı iddia edilmekte. 70 belediye bünyesinde 1.050.000 insan yaşamaktaymış. Trakya, Ergen'i besleyen derelerin büyük çoğunluğu kurumuş durumda şu anda. Bu kitapçıkta az evvel söylediğim şeyler, işte 330 bin metreküp sanayi tesislerinden, 230 bin metreküp de yerel yönetimlerden katkıda bulunuyor. Atık suya diyorlar. Bu nedir? Havza koruma eylem planı tamamlandı Çevre Orman Bakanlığı'na. Ergen'in ehli hayata dönüyor. Mayıs 2011 geçemedi hayata, daha da çok ölüyor. Evet, çok güzel kitaplar yalnız. Basın mensubu olarak kaliteyi takdir ediyorum. Ergen'in kıyısında yaşayanların 600 bin insanın atık suyunu nehre deşarj etmekte. İddia edildiği gibi 230 bin metreküp su değil. Günlük atık su miktarı bir kişinin 100 metreküp günde olarak düşünürsek, bu rakamı da ben Blokgaz atık su arıtma tesisinin chat dosyasından aldım. Bir kişinin günlük atık su miktarı 100 metreküpmüş. Burada konuşmamın sonunda değineceğim. Düşünürsek bu insanların 60 bin metreküplük bir deşarjı söz konusu. Yani 230 bin metreküp değil. Ergeniye atık su boşaltılan 445 bin kişi Tekirdağ ili sınırlarında, orada belediyelerde 165 bin kişi Kırklareli'nde yaşıyor. Edirne ili sınırları
maalesef uzun köprü dahil Ergen Nehri kirliliğine katkı değil de ondan daha çok zarar görüyor. Bu kesin. Ergen'e sorununa bir başka açıdan bakacağım. Bundan para kazanmayı istiyorlar. Ergen'in suyundan para kazanmayı istiyorlar. 10 yıldır kulaklar üstünde Ergen'i görmeyenlerin bu yıl aniden deredeki 30 yıldır akan bu yazıyı Görünüm Gazetesi'nde yayınlamıştım ben. Okumak istiyorum size izniniz olursa. Hayatına varmadan bir şeyler yapıyor görünmeleri. Bizleri şaşırttı. Bir anda ortaya çıkıyor. Ya işte devlet, zeka sivriliği, kandırmacılık, fesatçılık durağa ulaştı. Trakya'da, Tekirdağ'da bir toplantı yapılmıştı. Orada DSE'nin atanmışı. Trakya belediyelerine kurulacak 112 adet arıtma, atık su arıtma tesisinin maliyeti 63,5 milyon lira TL dedi. %88'i kaçak olan sanayi tesislerindeki alt arıtmalardan da söz etti ama burada şuna dikkatini çekeceğim, dikkatinizi çekeceğim. Az evvel sanayi kuruluşlarından Ergene'nin 330 bin metreküp atık suyunun katıldığı söyleniyordu. Bir yandan da %88 kaçak olan tesislerden söz ediliyor. Bu %330 bin metreküp kalan %12'nin suyu olması gerekiyor bence. Devlet arsız sanayicinin kirlettiği suyu temizlemek zorunda mı bu atık su arıtma tesislerini yaparak? Sanmıyorum. Devlet böyle bir şeyle ulaşmaz. Ya özelleştirilecektir. Bu arsızlardan birkaçı bir araya gelip bu atık su arıtma tesislerinin işletmesini alacaktır. Hem kirleterek para kazanacaklar hem de kirleterek kirlettiklerini arıtarak para kazanacaklar. Burayı tekrar edeyim. Hem kirleterek para kazanacaklar hem de kirlettiklerini arıtarak para kazanacaklar. Biz Ergen'i kirletenin arsız sanayici olduğunu sanıyorduk ama yarıdan fazla pay onların değil, bizimmiş, bölgede yaşayanlarınmış. Bu oranı kim buldu? Bu oranı Kırkpınar'a geldiğinde başbakan dedi. Ergen'in yeri kenarında sadece CHP'li belediyeler vardır. Ve bu belediyeler bugüne kadar atık su arıtma tesisi yapmamışlardır. Yapmadıkları için de atık suları olduğu gibi Ergen'e geliyor ve ondan dolayı Ergen'e kirli akıyor. Bunu hepimiz hatırlarız bu sözleri. Çizilen yol bu. Şimdi çuvaldızındayız işin. Su kullanımına verilen ücret kadar suyun atık durumuna da ücret kesiliyor. Yani kullanımın iki katı kadar para fatura ediliyor bize. Bu değişiklik 2011'in Kasım'ında oldu yanlış hatırlamıyorsun. O zamandan beri de bütün belediyeler atık su parası olarak, katı atık olarak para topluyorlar. Ergen'in faturası bizlere çıkıyor. Bu arıtma tesislerini yaparak bizlerin cebinde duble para alacaklar. Beyler, Hayanlar, benim yaşadığım topraklar burası. Hamitabat Termik Santralı ve çok güzel bir orman var orada. Ona tekrar geleceğim. Bizim Hamitabat Doğalgaz Santralımız özelleştirmesi için gün sayılmakta. Çok yakında özelleştirmesi patlayacak, iyi para bulabilirlerse. Doğalgaz yakma sıcaklığı 900 santigrat derece olduğu için yanma odasına pompalanan havadaki azotun bir bölümü de yanmakta. Ancak havadaki oksijen hem doğalgazdaki metanın hem de havadaki azotun bir kısmını oksitlemeye yetmemekte. Yeterince oksitlenmeyen karbon, karbondioksit ve karbon monoksit halinde azot da azot oksitler, nitroksitler halinde atmosfere salınmakta. Termik santralın üzerinde görülen sarımsı kırmızısı az evvel Avukat Bey de resminde göstermişti. O bulut bir nitroks çıkışını yani azot oksit çıkışını ve havadaki nemle oksitlenip nitrik asit nitrik gazına dönüşümünü göstermekte. Azot oksit gazı ozon etkisiyle azot pentoksite dönüşüyor. Bozkır'da yaz aylarında da soğuyan hava ile birlikte Lüleburgaz çevresinde alçak araziye çökmekte, su ile nitrik asit oluşturmakta ve bitkilere zarar vermekte. Hamitabat Termik Santrali'nin baca gazından yılda 3.3 milyar metreküp civarında ulaşan karbondioksit, baca gazların 200 derece santigrat sıcaklıkta atmosfere salınmasına ve bu da Lüleburgaz'dan hava kirliliğinin, hava ısınmasının, küresel ısınmanın ortalama sıcaklıkların arttığını gösteriyor.
Bu şekil çok hemen hemen her sunumda ortaya konan bilgiler sevgili hocamız Doğan Kantarcı'nın bilgileri. Doğan hocam şu anda Amerika'da hemen hemen her gün iletişim sağlıyoruz onunla. Sizlere selamlarını iletti. Burada Lüleburgaz'da 2 derecelik bir artış söz konusu. Hamitabat'tan yayılan nitroks gazını Adana'dan gördüğümüz gibi burada da Lüleburgaz üzerinde görmekteyiz. Bu gaz bize kanser olarak dönüyor ve bu görüntülerin onlarcası elimizde, isteyenlere verebilirim. Doğan hocamın bir düşü vardı. Domatesin üzerindeki, salatalığın üzerindeki nemi alın, inceleyin, bilim adamları yapacaksanız bu çalışmayı yapın diyordu. Ve bu çalışmayı başkası da katılarak gene Doğan hocam yaptı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden yardımcı doçent Burcu Onat, yardımcı doçent Öykü Alver Şahin, yardımcı doçent Doktor Serdar Aydın ve asistanları Betül Develi'ye teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmayı gerçekleştirdi Doğan Kantarcı hocamız. Biz bu ekibe katıldık. Sabahları erkenden kalktık. Bahçemizdeki, Lüleburgaz'da olan bahçemizdeki çiği topladık. Çalışma 100 gün sürdü. 100 gün üzerinde, 100 gün çalışma içinde %35 oranında sınır değeri olan 30 mikrogram metreküpün üzerinde nitroksit belirlendi. Sonuçlar aşağıda. Bu çalışmayı isteyen olursa ileti adresini verirse bana, ben ona gönderebilirim. Doğan hocam çok güzel bir çalışma yaptı. Bu sizlere sunmak istediğim, gururla sunmak istediğim bir çalışma. Buna katılmış olmak da beni çok gururlandırıyor. Bundan başka Hamitabat Termik Santrali'nden başka aynı boyutun biraz daha büyüğünü Baba Eski Erikler Yurdu'nda yapılmak isteniyor. Kırklareli bu aşamada AKP'ye oy veriyor diye cezalandırılıyor dostlar. Bir gün bir yerinde kirliliğe katkısı olmamasına karşın bir atık tesisi kuruluyor, planlanıyor. Bir termik santral kuruluyor. Temiz hava solumasını istemiyorlar Kırklareli'lerin. Baba Eski Erikler Yurdu bal kabaklarından tanınıyor ama onlar gidiyor. Medcap'ın kuruluşu Bervana Enerji tarafından Eurostar Doğalgaz gibi kombine çevrim santralı kuruluyor. Kırklareli'de sırada Alarko'nun bir şeyi ve Ulündül Enerji Yatırımları'nın bir termik santral, kombine termik santral, doğalgaz çevrim santralı projeleri var. Bu Ulündül, Ömer Ulündül'ün de katıldığı bir şey ve Hakan Şükür dolayısıyla magazinleşen bir yer. Sevindirici bir olay da 5-6 tane şirkette rüzgar enerjisinden enerji üretmek için Kırklareli'nde girişimde bulunmuş. Size söylemek istediğim bir başka şey de Kalkınma Bankası'nın kurusu Trakya Kalkınma Ajansı. Geçen hafta Lüleburgaz'da toplantı yaptı. Ben bu toplantıyı izledim. Kalkınma Kurulu'nun ilk toplantısıydı. Amacı bölgesel planların yapılmasıydı. Burası çok önemli. Ne olur dikkat edin. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, bölgesel planlar Trakap'ın 1/100'lük planların, 1/25'lik planların, Ergene çevre, Ergene Havzası çevre düzeni planlarının da üstünde plan olduğunu söyledi. Bu çok önemli bir olay. Bütün davalar, hukuki açılan davalar bu planlarla kullanılmaz hale gelecek. Belki tekrar davalar açmak zorunda kalacağız bölgesel planlarla ilgili. Bizim bir derdimiz eski taşlı katatlık bertaraf tesisi. Ben Çorumluları dinleyince gerçekten üzüldüm. Bizim oradaki direncimiz Çorlu'ya kaydı. 2000 yılından beri biz eski taşlıda katatlık bertaraf tesisi kurulmasına karşı mücadele ediyoruz. Çevredeki 9 köyü bir araya getirdik ve karşı çıktık. Atık tesisine karşı değiliz. Bu gereklilik, çağın gerekliliği ama yanlış yerlerde kurulmasına karşıyız. Kırklareli'nin Lüleburgaz'a katkısı, kirliliğe katkısı hiç yokken buralarda böyle tesislerin kurulmaması gerekiyor. Havanın, suyun geldiği yere atık tesisi kurarak hem Lüleburgaz'ı hem de dolayısıyla Ergene Havzası'nı kirletme peşindeler. Bunu yapan da maalesef bizim Lüleburgaz Belediyesi'nin önderliğinde onun katmasıyla bölge planları.
Orada sürekli esen bir Poyraz var. Yer altından akan sular, Burgaz'a giden sular oradan geçiyor. Biz burada 9 köy muhtarlığını bir araya getirerek açılan davalardan söz ettim. Şimdiye kadar hep dikkat ettiğimiz olay jandarma ile köylüyü karşı karşıya getirmemekti. Bunda çok başarılı olduğumuzu sanıyorum. 2000'li yıllardan beri eski taşlıda bir çivi çaktırmadık ve bu tesisi kurdurtmadık oraya. Tesisin yapımından etkilenecek olan toprakların kirletilmemesi başta eski taşlı muhtarı Selami Tezcan olmak üzere 9 köy halkı ve muhtarıyla birlikte oldu. Buradaki tesis 334 dönüme planlanmıştı. Sonuçta 1800 dönüme çıkacak bir tesisti. 1800 dönümlük tesiste biyogazdan enerji üretip Avrupa'ya satma düşüncesi vardı sonuçta. Bir Desertec projesi vardır, duymuşsunuzdur. Desertec projesi Alman şirketlerinin temiz enerjisi. Türkiye'nin Türkiye'ye giydirilen kılıf HES'ler ve rüzgar enerjisi ve biyogazdır. Eski Taşlı'daki kavgamız sonuçta bizi Edirne İdari Mahkemesi'ne götürdü. Orada açtığımız bir davayla bilirkişi istedik. Bilirkişi Beyza Üstün Profesör Doktor, Profesör Doktor Hayrettin Koral, Profesör Doktor Ünal Akkemik geldiler. Orada inceleme yaptılar ve ekosisteme ve köylerin tarım alanlarına telafi edilmez zararlar verecektir diye rapor verdiler. Sonuç ve kanaatleri hızlıca geçmek zorundayım. Lüleburgaz'da 3 tane tekstil fabrikasının atıkları dereden akıp gidiyor. Benim evim Lüleburgaz'a 5 kilometre yukarıda, dere yanımdan geçiyor ve kuru dere geçmiyor, akmıyor dere. Fakat 3 tane tekstil fabrikasının atıklarıyla Lüleburgaz'dan şakır şakır ve tekstilcinin istediği renkte akarak geçmekte. Lüleburgaz'da bir de atık su arıtma tesisi yapılıyor. Şu anda Avrupa'dan %85 destekle 14.3 milyon euroya kurulan bir tesis. Bu tesisi yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı, yanından akıp giden de 3-4 dereyi, 3-4 mahalleyi etkileyen bu kirliliğe Lüleburgaz Deresi'ni biz kirletmiyoruz ki, niye biz temizleyelim diyerek gözünü kapatıyor. Bambaşka bir yere tesis açıyor. Burası eski taşlı katı atık bertaraf tesisi yapılması düşünülen alanın 200-300 metre ilerisinde bir gölet. Lüleburgazlara bir piknik alanı olarak kullanıyorlar. Ve bacalarla, Buturlu'da Semra'nın hemen altında ormanına arasında olan bir gölet. Bu gölet izin vermeyeceğiz bu topraklarımızın kirletilmesine. Sömürgen bizim gazozumuza uyku ilacı katmadan önce bizi banyoya sokup yıkıyor. İşlem bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ahmet Şehir Santralı dediniz ya, onu biraz açar mısınız? Hani neyi çevirmeyi? Evet, şimdi Hamit Abad Doğalgaz Çevrim Santralı'nda 8 tane küçük yakma ünitesi var. Bir tane de, iki tane de büyük, az evvel dedim Turgut'la Semra diye söylediğim, iki tane de büyük baca var. Bacalar su soğutma bacaları, biliyorsun termik santralın şeyi. Çevrim santralı, kombine çevrim santralında da o küçük gözlerde, 8 gözde doğalgaz yakılıyor. Oradan çıkan nitrokslar kirli havayı yapıyor. Çünkü 900 derecenin üzerinde yakıyorlar eski teknolojiyle. Doğan Kantarcı'nın söylediğine göre 900 derecenin altında veya 900 derece yakılırsa sorun yok. Temiz bir teknoloji. Temiz bir elektrik üretim ama 900'ün üzerinde yaktığı zaman yani oksijen yani yetmiyor. Evet efendim, elektrik üretiyorlar fakat oksijen yetmiyor havadan aldığını, azotu da yakıyor. Azotu yaktığı için azot nitroksit olarak doğaya salınıyor. O da havanın neminle çiğ halinde asit olarak yere gidiyor. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben bir şey söyleyeyim de bir daha hep açıklamak zorunda kalmayayım. Şimdi her konuşma yapana bir tane kitap veriyorum ben burada. Bu kitap Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir çevre derneği var. 96'dan beri başvuruda bulunuyor. Biz öğretmenlere
600 öğretmeni milli eğitimden gelen değişik okullardan 5 hoca 5 gün 4'er saat anlatıyoruz, eğitiyoruz onları. O hocalar bir hava kirliliği, bu isimleri tanıyorsunuzdur, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliğini anlatıyorlar. Ben de enerji anlatıyorum. Bu kitapta onların verilen, mezun olanlara o kurstan verilen kitaplar, sunuş yapanlara veririm. Ben seferini de açıklamıyorum, anlayın, böyle uzatın. Çok teşekkürler hocam. Bir şey daha ilave edeceğim. Biz Hamit Tabat'ın kirlettiğini gazetemizde, Lüdogaz Görünüm Gazetesi'nde verdik. Burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir paneldi. Sonra Doğan Hocam'la bir söyleşi yaptım. O da manşet oldu. Hamit Tabat'tan çıt yok. Şimdi bir şey daha söyleyeyim de, Hamit Tabat'la ilgili ağır cezada devam eden bir dava var. Ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Oradaki başteknisyen de. Evet. Bu dava... Şaban Kızıltan'la. Evet, 22 Kasım Erteden. Vallahi bu sanırım bekleriz. Doğan Hocam, Amerika'dan selam var. O da doğal gazdan, azot oksitin insan sağlığı üzerine etkisi, kanser ilişkisi konusunda bir iki slide bana yolladı. Selam var, onları da göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bu sizlere dağıtmış olduğumuz sunum listesi belli bir düzen içerisinde hazırlanmış bir sunum listesi değildi.